Değerli konuklarımız, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Önümüzde yeni bir tarih var. Gençlerimiz var. Bizden daha iyi yetişmiş, dünyayı bizden daha iyi tanıyan gençlerimiz var. Onlar bu ülkenin gerçek anlamda güvencesi ve geleceğidir. O gençlerin önündeki engelleri kaldırmak bizim namus borcumuzdur diyen ve teşrifleriyle temel atma programımızı onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Güzel bir şey yapıyoruz. Güzel bir şey yapıyoruz. Türkiye'nin geleceği adına güzel bir şey yapıyoruz. Gençlerin daha iyi yetişmeleri, daha iyi koşullarda okumaları için güzel bir şey yapıyoruz. Ve bu güzelliği bir acı üzerine, acının unutulması üzerine inşa ediyoruz. Deprem oldu, evet. İnsanlar hayatını kaybetti, evet. Binalar yıkıldı, evet. Okullar yıkıldı, evet. Ama Türkiye güçlü bir ülke. Ve Türkiye yaralarını saran bir ülke. Biz deprem sonrası hemen geldim. Burada bulunduk. Elazığlı hemşerilerimle kucaklaştım. Acılarını dinledim. Belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Eksen Bey de geldim. Aynı şekilde o da. Vatandaşları dinledim ve onların acılarını nasıl giderebiliriz diye. Yardım kampanyaları açtık. Şunu ifade edeyim. Yardım kampanyalarını sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, bütün partiler açtılar. Çünkü deprem bizi bir araya getirdi. Acılarımızı gidermek için bir arada ortak mücadele etmek zorundaydık. Okul yıkılmıştı, evet. Sayın Başkan, Sayın İmamoğlu. Ben burada ticaret lisesini bitirirken bizim okulumuzun binası yoktu. Lisenin bir bölümünde, daha sonra kentin üst tarafında, o zamanki adıyla Devrim Ortaokulu'nda ticaret lisesini bitirdim ve oradan üniversiteye geçtim. Ticaret lisesi sonradan oldum. Şimdi depremden hemen sonra bu kadar güzel, aydınlık bir binayı burada inşa ediyoruz. Bu beni biraz geriye götürdü. Benim gençlik yıllarıma götürdü. Elazığ'a götürdü. Dolayısıyla ben de isterdim ki kendi okulumda güzel okuyayım. O okulda anılarım olsun. Ve o okula geldiğim zaman hangi sıraya oturduğumu bilmeliyim. Hangi arkadaşlarla konuştuğumu bilmeliyim. Öğretmenlerimi hatırlayayım. Maalesef böyle bir anım yok. Ama öğretmenlerimi biliyorum. Elazığ'ı biliyorum. Harput'u biliyorum. Tarihini biliyorum. Bütün gençliğim burada geçtiği için Elazığ benim hayatımda unutulması zor olan kentlerden birisi. Dolayısıyla bu kent aynı zamanda bir kadim kent. Az önce programı açan arkadaşımız da bu konuda güzel vurgular yaptı. Bu konudaki asıl çabayı gösteren arkadaşımızı da açıkça ifade edelim. Elazığ milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol. Evet, çaba gösterdi. Evet, çaba gösterdi. Okulların yapılması lazımdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapasitesi yetersizdi. Ama biz gönüllüydük, yapmak istiyorduk. Bu konuda deneyimimiz de vardı. Örneğin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ'ın bütün ilçelerine okul yaptı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'na anahtarı teslim etti. Her belediye başkanı şunu ister. Benim bulunduğum kentteki okul güzel olsun. Öğrenciler okula güzellikle gitsinler. Okulun sosyal alanları olsun. Kütüphanesi olsun, laboratuvarları olsun, spor salonları olsun. Çünkü gençler orada yeri geldiğinde okuyacaklar, müzik yapacaklar, enerjilerini boşaltacaklar, evlerine huzur içinde dönecekler. Ve anne baba da diyecek ki benim çocuğum Elazığ'ın en iyi lisesinde okuyor. Ve dolayısıyla anne baba ve öğrenci o güzelliği beraber yaşayacaklar. Uzun süre çalışıldığını az önce Ekrem Bey açıkladı. Binanın mimarisiyle ve donanımıyla ilgili olarak bu da güzel bir şey.
öğrencilerin gerçekten burada gördük bir de. İnşallah açılışında da geleceğiz ve açılışını da yapacağız. O zaman daha binanın güzelliğini, öğrencilere neler verdiğini hep beraber bir şekliyle de görmüş olacağız. Başkan bir şeye değindim. Keşke burada Elazığ'ı yöneten yerel ve vali düzeyinde yöneten insanlar da burada olsaydı. Elazığ'a hizmet geliyor. Ama baskıdan ve korkudan gelemiyorlar. Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda ne iktidar ne muhalefet diyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Herkesi. Bu millet artık kavgadan bıktı, kavgadan. Niye kucaklaşmıyoruz Allah aşkına? Aynı topraklarda yaşıyoruz. Vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bu kavga nedeni değil ki. Bu bir hizmet aracıdır. Hizmet için biz düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Adalet, onu gayet iyi biliyorum. Adalet konusunda benim neler düşündüğümü de sadece Türkiye'deki 85 milyon değil, dünyada aklı eren herkes de bunu biliyor. Adalet konusunda. Devletin dininin adalet olduğunu, adaletsiz bir dünyanın inşa edilemeyeceğini ve adalet olmadan da bu evlatlarımızın doğru dürüst bir iş bulamayacaklarını da biliyorum. O nedenle gençler adalet istiyorlar. Niçin? Eğer Türkiye yedincisi, matematikte Türkiye yedincisi sözlü sınavda eleniyorsa bir sorunumuz var demektir. Hakimlik, savcılık sınavında İkinci olan eğer eleniyorsa bir sorunumuz var demektir. Bunları bitireceğiz. Bitireceğiz. Gençlerimizden şunu istiyoruz. Okuyun. Soru sorun. Merak duygunuzu büyütün. Çünkü eğitimin temeli nitelikli soruyu soracak kişiler yetiştirmektir. Öğrenciler yetiştirmektir. Ve onların merak duygusunu büyütmektir. Merak duygusunu büyütürseniz onlar bu nasıl oluyor diye düşünecekler ve en azından düşündükleri olayın sırrını çözmeye çalışacaklar. Eğitimin başarısındaki ölçü de zaten budur. Bu çerçevede ne yaparlarsa yapsınlar değerli arkadaşlarım, bizler beraber birlikte bu ülkeye adaleti getirmek, bu ülkeye demokrasiyi getirmek, bu ülkede herkesin karnını doyabileceği bir gelir düzeyini kişilere sağlamak bizim temel görevlerimizden birisidir. Gençler meraklanmayın. Bu okulda güzel okuyacaksınız. Anılarınız olacak bu okulda. Öğretmenlerinizle kucaklaşacaksınız. Bizler de sizlerle onur duyacağız. Sizlerle gurur duyacağız. Aileleriniz de sizinle onur ve gurur duyacaklar. Bizler gelip gidiyoruz ama Türkiye'yi yönetecek olanlar sizlersiniz. Sizler ne kadar iyi eğitim alırsanız Türkiye'nin istikbali o kadar güçlü olacaktır. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Gençler sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sakın. Tek istediğim var. Umutsuzluğa kapılmayın, umudunuzu büyütün. Kucaklaşın ve Türkiye'nin sorunlarına kilitlenin. Siz demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Hepinize teşekkür ederim. En başta da Sayın Başkan'a yürekten teşekkür ederim. Elbette ki o teşekkürü belediye meclisindeki bütün üyelere yaptı. Aynı teşekkürü ben de yapıyorum. Sağ olun efendim. Sayın Genel Başkanım, burada bulunacağız ve kümeli ilk harcı beraber. Efendim Sayın Genel Başkanımızı biraz daha sahnemizde bekletiyoruz. Çünkü bu güzel okulumuzun temelini butona basarak İlk harcı dökerek gerçekleştireceğiz. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz lütfen davet ediyoruz bu güzel buluşmaya. Basın mensubu arkadaşlarımızı biraz geriye doğru lütfen davet edelim. Bu ne abim ya? Bir dakika.
Bir dakika. Ben şöyle bir geçeyim. Lazım ama. Böyle olmadı ama. Başkanım. Genel başkanım, kızlarımıza mı önce diyelim? Evet, onlar. Hayırlı olsun diyebilirsin. Hayırlı olsun. Efendim, sen de Rabia. Hayırlı olsun. Hadi bakalım, sağ olun. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sağ olun. Değerli misafirlerimiz, Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temeline ilk harcımız böylelikle dökülmüştür. Elazığ'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Ekranda ilk harcın nasıl döküldüğünü izleyebilirsiniz. Bizi bu temel atma töreninde yalnız bırakmayan Elazığlı hemşehrilerimize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzun açılış töreninde buluşmak üzere. Kaçtı.